Merhabalar Yiğit, seni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz özel bir videoda bulunuyoruz. Çok güzel şeyler yapacağız çünkü bugün. Öncelikle baskın hafta sonu sonuçlarımız sonuçlanmış. Burada 1500 tane madalyamız var. Çok iyi bir miktar bu arada. Elimize sağlık, 159 kupada yukarıya çıkmışız. Bütün arkadaşların eline sağlık. Enes de birinci olmuş bu noktada. Arkasından Şimşek, Berk vesaire geliyor. Ben biraz aşağı kısımlardayım çünkü en son saldırımı yaptım. Böyle birkaç bina kalmış yerlere saldırdım diyebilirim arkadaşlar. Şuradan ödüllerimizi toplayarak videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar, dün video dışında neler yaptım onu anlatayım. Bir şeyin yükseltmesi bitti. Ondan sonra ben burada inşaat kulübesi yükseltmesine bıraktım. Onun dışında bugün asıl videomuzun konsepti altın biletimiz artık bitti arkadaşlar. Kadir'e bağışı için teşekkür ederim. Ve altın biletimizde kahraman görünümü büyük cüce ilk efsanevi koruyucu kostümüm olacak galiba. Ve setin 3. parçası arkadaşlar. Biliyorsunuz büyülü kraliçem var. Onun dışında neydi bu ismi? Bakayım hemen şuradan. İsmini unuttum valla. Lig kralımız var arkadaşlar burada. İki tane daha efsane bir kostüm var ama efsane olduğuna bakmayın. Yani benim gözümde efsane bir kostüm bu. Lig kralı kostümümüz var burada. Kraliçede de efsane olarak büyülü kraliçe kostümümüz var. Ve artık koruyucuya da efsane bir kostümümüz geliyor ve setin 3. kısmı diyebilirim. Yani benim sevdiğim kostümlerden kraliçenin bu kostümünü çok beğeniyorum. Barbar kralım bu kostümü oyundaki en beğendiğim kostüm zaten. Koruyucun kostümü de gelecek olan aşırı iyi arkadaşlar. Birazdan büyük cüceyi alacağız ve kullanacağız saldırılarımızı ejderhasıyla beraber. Tek kraliyet şampiyonumuz kalıyor. Buna da böyle bir muazzam bir kostüm gelirse ilerleyen zamanlarda. Bu dörtlü kostüm kombinasyonu benim için çok güzel olacak diyebilirim. Şimdilik yükseltmelerden 3 tane burada, hatta 4 tane yeni yaptık. İnşaatçı kulübesi yükseltmem var. 2 tane de kahraman yükseltiyorum. 3 gün 5 saat var arkadaşlar. Birazdan 8 saatlik hızlandırma yapacağım. Yani 3 günden daha az bir süre, yaklaşık 2 gün sonra büyük koruyucumuzu kitapla beraber 64 olacak. Direkt 65'e basacağım. Ve 2 gün sonra kahramanlarımız max olacak. Kahramanlar maxlandıktan sonra direkt efsane lige çıkacağız. Ve artık efsane lig videolarını, efsane ligdeki yaptığımız saldırıların videolarını sizlere izletiyor olacağım. Ayrıca yeni gelen etkinliği bu etkinliği uzatmışlar mı lan? Yo, herhalde uzatmamışlar da. Bunu da bitirmeme az kaldı arkadaşlar. Bunu da bitiririz. Hiçbir sıkıntı yok. 3 gün 17 saatlik bir süresi var. Şimdi sizlerle beraber gelin kostümü alalım. Ama kostümü almadan önce videoya bir like atarsanız ve abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Onun dışında klanımıza gelmek isterseniz Korkusuz Oyuncu adında çok güzel gelişen bir klanımız var. Direkt gelebilirsiniz. Bilginiz olsun diyorum. Ve ahiretten artık burada kostümümü sizlerle beraber almak istiyorum. Kahraman görünümü büyük cüce. Gerçekten altın bilete gelmiş oyundaki en iyi kostüm arkadaşlar. Açık ara kesinlikle burada büyük cüceyi seçiyorum arkadaşlar. Artık büyük cüceye biz de sahibiz. Üzücü yanı kullanamayacağız. Yükseltmede ama efsanevi lig saldırılarına başladığımız zaman yaklaşık 2 gün sonra büyük cüceyi kullandım adında bir şarkı diyorum. Video görürseniz sakın ama sakın şaşırmayın diyorum. Şimdi sinsi goblinlerle biraz ganimet kasabiliriz. Ganimete çok ihtiyacımız yok etkinlikten dolayı, sağ olsunlar. Süpersalcığımız çok güzel ganimet veriyor bize. 8 saat sonra inşaatçı kulübesi yükseltmesi bitecek burada arkadaşlar. Artık son inşaatçı kulübesini yükseltmeyi bırakıyor olacağım. 4 tane inşaatçı kulübesi birden yükseliyor olacak. Bir tanesi de zaten bitmiş olacak. 2 tane de kahraman yükseltiyoruz. Çok güzel yükseltmelerimiz var. Arkadaşlar bu arada inşaatçı kulübelerinin yükseltme süresi indirimle beraber 8 gün 20 saat. Şimdi onlar bitiyor. Ondan sonra 6 gün 9 saate Tesla'ları yükselteceğim. En sonunda 5 gün 19 saate Havanları yükseltiyor olacağım. Süresi uzundan süresi kısaya doğru, aynı şekilde maliyeti yüksekten maliyeti ucuza doğru gidiyor olacağız. Ondan sonra top yokçu kuleleri kalıyor ve debilansı 15 seviyesinde savunmaları maksamamız için diyebilirim. Gel bakalım burada ödüllerimizi toplayalım. Burayı şu an çok oynamıyorum, vaktim olmuyor ama yavaş yavaş maxlıyoruz arkadaşlar tuzakları da, onu da söyleyeyim. Burayı zaten maxlayalım, vaktimiz olduğu zamanlar burada çok iyi dereceler kasacağız diyebilirim. Ve ilk saldırımda başlıyorum o zaman. Kostümümüzü aldık, kullanamayacağım dediğim gibi ne yazık ki elimde değil. Ama 2 gün sonra büyük koruyucumuz Max olduğunda hem efsane ligde saldırılar yapıyor olacağız, efsane lige çıkıyor olacağız, hem de büyük koruyucumuzun kostümünü güzel bir şekilde kullanıyor olacağım. Hemen güzel bir köy bulup geliyorum, ganimeti özel bir güzel bir köy. Hadi bakalım.
Evet arkadaşlar, Gallimedes çok güzel bir köy. Elimde sinsi goblinlerim var. Etkinlikten dolayı zaten biliyorsunuz, hem hızlı çıkıyorlar hem bedavalar vesaire. Kullanması çok mantıklı ve karlı ganimet kasma konusunda. Şöyle sinsi goblinlerimizi atalım bakalım. Şimdi buradaki ganimetleri en iyi şekilde nasıl toplarız? Havanları arkadaşımız ne kadar güzel dizmiş öyle. Şurada monolit vesairemiz var. Ama yine de çok sıkıntı. Aa, orada sıkıntı yaşarmışız, vazgeçtim. Şöyle yapalım. Gel bakalım buraya. Testayı bir şekilde indirmem lazım. Şöyle yapacağım. Tamamdır. Ondan sonra alev atıcıyı bu noktadan bırakacağım arkadaşlar. Alev atıcıyı bırakabileceğim en iyi nokta orasıydı çünkü. Şu inşaatçı kulübelerini yıkmamız lazım. Onlar sürekli birbirini tamir edecek yoksa. Şöyle yıldırım büyüsü de attım oraya. Tam kreşe o noktada yardımcı olacak bize. İnşaatçı kulübelerini yıkma konusunda. Çok güzel. Yık 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 yık. Tamamdır. Şuraya bir tane atlama büyüsü de atacağım arkadaşlar. Kraliçe iş noktaları ilerlemesinde herhangi bir sakınca yok bizim için. Şuraya barbar kralı atacağım. Orada Tesla Mesla havan mavan uğraşmasak daha iyi olurduk da. Alev atıcı o kısma gittiği için önce onları alacağız. Kraliçe orada güzel bir şekilde temizliğini yapıyor. Havanı inşallah alev atıcıyla beraber indiriyor olacağız. Allah'tan çoklu cehennem yok köyümüzde. O yönden şanslıyız diyebilirim. Şuraya bir tane dağıtma büyüsü atıyorum. Şuraya bir tane öfke büyüsü atıyorum arkadaşlar. Kreator orada iskeletlerle bayağı bir uğraşıyor farkındaysanız. Barbar Kral'ın özelliği yani çok bir şey değişmeyecekti erken bassam. Orada monolit vesaire olduğu için her türlü düşecektik. Bir dakikalık süremiz var. Kara iksir deposunu almayı başardık Kreator ile beraber. Gayet güzel, hiç fena sayılmaz. Bir öfke büyüsü dağıttım ama yeterli olmayacaktır arkadaşlar o noktada Kreator için. Şimdi atlama büyülerimizi kullanma kısmında şuraya bir tane atlama büyüsü atıyor olacağım. Onun dışında atlama büyüsü kullanmadan da o tamam, orada duvar açıldığı için tabi oradan dolanma taraftarı oluyor goblinlerimiz. Şuraya atlama büyüsü atmışım, oradaki depoyu indir bana. Şöyle koşun bakalım, şurada barbar krallı duvar açmış, yeni fark ettim, bir tane boşluk var orada. Alabildiğimizce ganimet almaya çalışalım. 600 bin altınımız kaldı köyde. Şurada bir tane altın deposu var. Şöyle yollasam. Ondan sonra bir tane öfke büyüsü atsam. O noktada sinsi goblinler güzel iş yapar diye düşünüyorum. Bir tur daha yolladık mı yeterli olacaktır. 14 saniyelik de bir sürem kaldı. Çok güzel, orada sinsi goblinler o altın deposunu da indirmeyi başarıyor arkadaşlar. 159'dan yıldız da almayı başardık. Burada 3 milyon ganimet ve 10 bin kara iksir elde etmiş bulunduk. Gayet güzel. Normalde gerçekten ganimette sorun yaşıyorum ben arkadaşlar. Yine Titan Ligi'nde. Neden derseniz, kahramanlar olmayınca sağlam ganimetler belediye binası 16'larda çıkıyor. Ve kahramanlar olmayınca belediye binası 16'ların depolarına dokunamıyorsunuz. Sondalarında ve toplayıcılarında da çok iyi ganimet olmadığı için ganimet toplamak yine sıkıntıya giriyor. Yani Usta Ligi'nde o yönden yine ganimet toplamak daha kolay ama kahramanlarınız varsa ve 3 yıldız atarsanız aslında ganimet toplayabilirsiniz Titan Ligi'nde de diye düşünüyorum ama 3 yıldız atmanız lazım. O yüzden kahramanlar lazım. Onu da belirtmiş olayım. Sinsi Goblin'de yani buralarda yine ganimet ne yazık ki toplanmıyor. Çok zor oluyor diyebilirim Titan Ligi kısmında. Hadi bir tane daha saldırı yapalım. Hemen şuradan ödüllerden almayacağım. Çünkü ganimet kalsın şimdilik cebimizde. Mini etkinlik bileti de bu arada 120 liraymış. Diğer biletler 180 lira mı 220 lira mı ne bir şey oluyordu. Burası birazcık daha ucuz. Tabi ödülleri de daha az arkadaşlar. Burada mini etkinlik biletini de alırız. Harcamalarımızı yaparız arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Ve mini etkinlik biletini almam için like atmayı da unutmayın. Sonraki saldırıyla devam. Aman ya Rabbim, şu ganimetlere bak. Arkadaşlar bu güncelleme gelmeseydi ganimet güncellemesi imkanı yok. Bu ganimetleri bu kupalarda yani 3 arayışta bulamazdık. Şöyle hemen sinsi goblinlerimi atıyorum. Ne kadar rahat ganimet kasıldığını artık görüyorsunuz. Bir yandan iyi bir yandan kötü gibi geliyor bana. Halen net bir kararım yok. Ama oyunu kolaylaştırdığı kesin. İşte oyunun kolaylaşması bir yandan iyi bir yandan kötü geliyor. Ama ilerleyen zamanlarda iyi olmuş diye düşünebiliriz bence diyelim. Şuradan alev atıcımı nereden atsam diye bakıyorum şu anda.
Alt taraftan atsak sanki okey gibi geldi bana. Şöyle alev atıcımı alt taraftan attım. Köyde halen 1 milyon 1 milyon ganimet duruyor depolar kısmında. Orada depoları mümkün olduğunca almamız lazım. Kraliçeyi ve Barbar Kralı kullanacağım ama öfke büyüm de yok. Çok fazla dayanabileceğini sanmıyorum ikisinin de arkadaşlar. Sadece atlama büyüsüyle beraber. Burada alev atıcı amacım olabildiğince duvar yıktırmakta. Ki başarılı olacak diye düşünüyorum. 4 seviye alev atıcımız. İnşallah alev atıcıyı da bir ara 5 seviye yaparız. Şu anki BD binası seviyesinde alev atıcı 5 olmuyor. Bildiğim kadarıyla BD binası 16 oluyor. O yüzden şimdilik bu şekilde devam. Ancak bağışlardan 5 seviye alev atıcı kullanabiliyoruz. Üst tarafa yürüyor. Büyücü kulesini indirecek orada. İndirsin bakalım. Bir yandan depolara vesaireye de zarar veriyor. Şu alan hasarı vuruyor olmasa alev atıcının çok güzel bir şey bence. Özellikle bitişik düzenlerde bir binaya vururken diğer binayı da yıkabiliyor sizin için. Şuradan kraliçe atacağım arkadaşlar artık o noktada. Barbar Kralı. Şöyle attım. Biraz da havanı oyalamasını istediğim için attım arkadaşlar. Tamamdır. Orada onu da... Aa, kreçe direkt kuracak ya. Kreçe hiçbir şey yaramadı. Barbar Kral da orada kahramana takılmış. Bakalım ne yapacağız. Ben de bilmiyorum. Kreçe görecek bize. Şöyle özelliğine bastım arkadaşlar Barbar Kral'ın. Çünkü basmam gerekiyor gerçekten. Melekler öldü. Neye öldü melekler? Kaya saçar mı burada acaba? Orada direkt yediler tek arkadaşlar. Şimdi atlama büyülerini bu noktada kullanacağım artık. Şöyle gel şuradan. Buradan duvar yıkıcılarımı atacağım. 6 tane orada yıkacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel. Şuradan şöyle git bakalım. Şuraya bir tane atlama büyüsü atacağım. Burada klan kalesi var. Klan kalesini de almaya çalışabilirim. Şöyle sinsi goblinlerimi yolladım buradan. Klan kalesine doğru. Aa, Karaksi deposuna gittiler. Şöyle tekrar yollayayım arkadaşlar. Çok fazla sinsi goblin atabiliyorum. Bu konuda bir sorunum yok. %50 sanırım alamayacağız. %47'de kaldık. O da biraz kahramanlarımızın çok fazla iş yapmamasından dolayı ve koruyucumuzun, kraliyet şampiyonumuzun eksikliğinden dolayı arkadaşlar. Ama çok güzel ganimet kazandık. O yüzden pek de bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Purpose'e de bağış için çok teşekkür ederim. Gel bakalım şöyle şu bombaları iptal edelim. Sinsi goblinleri basalım. Adeta her şey çok hızlı çıkıyor bu arada. Alev atıcımız da sadece 6 dakikada bizlerle beraber olacak. Gayet güzel bir şekilde burada ödüllerimizden güzel. Burada yıldız kazandıkça etkinlik puanı kazanıyoruz. Onu pek yapacak bir şeyimiz yok. Bir saldırı daha yapalım. İksir zaten full'e doğru gidiyor. Yıldız alırsak bir yandan etkinlik puanı kasmış oluyoruz. Bir yandan da ganimet kasıyoruz. Acaba şu yükseltme bittikten sonra bir tane daha ordu kampı mı yükselsem? İksirim fullenecek çünkü. Şu inşaatçı kulübesini daha sonra mı yükselsem diye düşünüyorum arkadaşlar. Ordu kamplarını çünkü iki tanesini yükselttim artık max seviyedeler. Ama iki tanesi de halen yükseltilebilir durumda. Bir seviyeye girdiler arkadaşlar. O yüzden büyük ihtimal 12 milyon iksire ordu kampı yükseltmesi yaparım. İksirin boşuna çok da gitmesin diye. Burada altınım yok çünkü şu an o kadar. Bir gün 13 saat sonra da Kraliyet Şampiyonu yükseltmesi bittikten sonra son inşaatçı kulübesini yükseltmeye bırakırım diye düşünüyorum. Sizin de bilginize olsun arkadaşlar. Zaten bazı arkadaşlar bana çok kızıyor. Ordu kamplarını özellikle yükseltmiyorum diye. Ama ben ordu kampı yükseltmesi önceliğim değil. Duvarlar bittikten sonra yaparım her zaman. İksir boşuna gitti ve taştığı için bilginiz olsun. Yani çok fazla bir şey değiştirmiyor orada 20 birimlik yer. Yani bir tane ejderha ekleyebiliyorsunuz benim orduma. Yani yine etkiler evet ama çok çok büyük bir etki değil gerçekten baktığınızda güzel. Klan kalemiz de dolu. Hadi bakalım bir tane daha saldırı yapalım. Evet arkadaşlar son saldırımı da şöyle güzel bir köyümüze yapacağım. Burada ganimet toplaması biraz daha kolay olur diye düşünüyorum. Dışarıda bayağı bir bomba tuzağı koymuş bu arada arkadaşımız. Şöyle önce toplayıcıları alalım. Allah ne kadar tuzak var lan dışarılarda. Toplayıcıları aldıktan sonra depolar biraz kümelenmiş şekilde ikişer ikişer duruyor. O yüzden almasını çok zor olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şöyle şuraya bir tane atlama büyüsü attım. İksir deposuyla başlayalım. Zaten kahramanlara vesaire de ihtiyacım yok. Şöyle gel bakalım şuraya da atlama büyüsünü attım. Çok güzel. Burada depoları mümkün olduğunca almaya çalışacağız. Şöyle şuraya bir tane attım atlama büyüsünü.
Çok güzel. Oradaki depoya da indirmeyi başardık. Burada şuraya atlama büyüsü bırakacağım. Şöyle önce altın deposunu indirelim. Oradaki depoya da indirmişiz. Gayet güzel. Altın deposu denilecek buradaki. Ondan sonra iksir deposunu indireceğiz. 9500 kara iksir var şu noktada. Şöyle şuraya bir klon büyüsü. Ondan sonra gelin bakalım goblinler diyorum. Çok güzel. Orada klon büyüsünde bazıları iç kısımda da oldu galiba. Orada kara iksir deposuna da hasar vermeye başardılar. Bizim için güzel oldu. Mantıklıymış aslında Sinsi Goblin klon baktığınızda. İç kısımlarda direkt görünmez olarak başladığı için. Artık gel bakalım. Klan kalesini almaya çalışalım. Ondan sonra burada yıldız almaya çalışmayacağım arkadaşlar. Yıldız için ya BD binasının dışarıda olması gerekiyor ya da kahramanlarımın olması gerekiyor. Şu an ikisi de olmadığı için burada saldırıyı sonlandırıyor olacağım. Çok fazla sinsi goblin harcamam veya büyü harcamam benim için sorun değil. Çünkü gerçekten çok hızlı çıkıyorlar. Şu anki bulunan etkinlikten dolayı şöyle hemen bastığımda arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Atlama büyüsü bile normalde 6 dakikada çıkar biliyorsunuz. 100 saniyelik yani 1,5 dakika yaklaşık bir sürede çıkıyor. 6 dakikada çıkan büyümüz bile o yüzden cidden bizim için sorun değil. Şurada gel bakalım şöyle level atışımızı tekrardan isteyelim. Gayet güzel bir video oldu diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda hem etkinlik biletimizi alacağız hem de burada büyük koruyucumuzun kostümünü deniyor olacağız. Setimizin parçamızın yani setimizin 3. parçası tamamlandı büyük cüceyle beraber. Yani artık 3 tane çok beğendiğim kostümüm bulunuyor. O şekilde söyleyeyim. Tek kraliyet şampiyonu da yine şampiyon. Şampiyon da kötü bir kostüm değil. Ya da buradaki ne bileyim hayalet şampiyon da kötü bir kostüm değil. Ama bir efsanevi derecesinde de değiller bence. O şekilde söyleyeyim. İleride kraliyet şampiyonu da çok güzel bir efsane kostüm çıkartabilirsek, bulabilirsek bütün kostümlerimizi güzel bir şekilde benim gözümde tamamlamış olacağız diyebilirim. Bir de ilerleyen zamanlarda setler alacağız arkadaşlar. Bunlardan ayrı olarak şu anki ayrı kayrık efsane kostümlerimiz dışında çok çok güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. İzleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakalım.